Robert Smithson'ın 1970 tarihli çalışmasına bakmaktayız. İsmi Sarmal İskele veya orijinal ismiyle Spiral Jetty. Burada fotoğrafını görüyoruz. Sanırım helikopterden çekilmiş. Bu çalışma land art tarzında. Land art kavramı için Türkçede çevresel sanat veya arazi sanatı tanımlarını kullanıyoruz. Utah'taki tuz gölüne sarmal şekilde yerleştirilmiş moloz ve topraktan oluşuyor sadece bu mekanda ve bu zamanda olan bir eser. Bulunduğu yerden başka bir yere taşınamaz. Burada sanatçının vurgulamak istediği şu, geleneksel sanat eserlerini gördüğümüz yerler genelde müzeler veya evlerdir. Ancak sınırlandırmaların ötesinde düşündüğümüzde, sanat eseri sadece müzelerde mi sergilenmelidir? Yoksa sanat eserini başka mekanlarda da görebilir miyiz? Smithson sanatsal çalışmalarını doğada oluşturan çevresel sanat akımına bağlı bir sanatçı. Çevresel sanat akımındaki eserler genelde çok büyük boyutlu çalışmalar. Örneğin bu çalışma 457 metre. Üstünde yürünebiliyor. Tabii suyun yüksekliğine bağlı olarak. Zira bazen suyun altında kalıyor. Bu fotoğrafta spiral mendireğin üzerinde yürüyen insanlar görülüyor. Su yükselmiş ve bir kısmını kapamış. Su yüksekliği yutahtaki mevsimsel duruma göre değişiyor ve burası tuz oranı çok yüksek bir göl. Bu çalışma bulunduğu yere ait ancak çevresiyle etkileşim içinde ve içinde bulunduğu ortamı dönüştürüyor. Belki de bu çalışmanın süreç sanatı kategorisinde değerlendirilmesi de uygun olabilir. Zira sürekli değişen bir eser. Sanatçı bu çalışmayı yaparak bir fikrini hayata geçirdi. Ancak bu çalışmayı etkileyen ve değiştiren başka etmenler de var ve burada durduğu sürece değişecek. Son derece uzun ömürlü malzeme kullanılarak yapılmış olmasına rağmen değişime uğrayacak. Eserin ömrü ise insan ömrünün ötesinde. Çalışma son derece temel bir forma sahip. Sanatçı tarih öncesi dönemden kalan çevresel sanat örneklerini inceliyor. Amerika kıtasında bulunan kalıntılardan, bu kalıntıların soyut özelliklerinden ilham alıyor. Şu an tamamını gördüğünüzde eserin bütünü hakkında bir fikriniz oluyor. Ancak eğer içindeyseniz bu eserin sadece bazı kısımlarını görüyorsunuz ve eseri çok farklı şekilde deneyimliyorsunuz. Üstünde yürüyerek içine doğru ilerleyebiliyorsunuz. Oysa düşünürseniz sanat eserlerine elimizi bile dokundurmayız. Bir sanat eserine dokunabilme, hatta bunun ötesinde sanat eseri üzerinde yürüyebilme fikri ilgimi çekiyor. Eğlenceli olmalı. Sanatçı bu çalışması için inşaat makineleri kullanmış. Kamyonlar molozları taşımış. Pek çok kişi çalışmış. Bir sanat eserini üretenin ileri görüşe, vizyona, ustalığa sahip bir tek kişi olduğu kanaatimizi de sorgulatıyor bu eser. Evet, fikir bir tek sanatçıya ait. Ancak bu eseri tek başına üretemezdi. Bu fikir de önemli. Sanat eserlerinin sanatçının yanında çalıştırdığı kişiler veya başka bir grup insan veya fabrikalar tarafından da üretilebileceği fikri. Bu fikre sahip olmak için belki de incelediği antik dönem çevresel sanat eserlerinden ilham almıştır. O dönemde de eserler bir tek dahi sanatçı tarafından değil, bir grup insan tarafından oluşturuluyordu ve daha sonrasında toplumun eserle rahatça etkileşime geçebilmesi için açık bırakılıyordu.